İnsanların özel hayatıyla çok fazla ilgilenen devlet sosyal alanı da evin içiyle sınırlamak istiyor. Ve sosyal yaşam alanı talebine de iktidara mensup belediye başkanları farklı gözle bakabiliyor. Karabük Belediye Başkanı'ndan sosyal yaşam alanlarını arttırın diye bir istekte bulunmuş seçmen. Kusura bakmayın diyor belediye başkanı. Ben size meyhane, pavyon açamam. İşte söyledikleri. Şimdi birileri diyor ki Karabük'te yaşam alemi yok. Sen ne yaşam alemi istiyorsun? Benim çocukluğumda yaşam alemi istiyorsan Karabük'te 4 tane pavyon vardı. Şimdiki yok. Yani bunları mı özeniyorsunuz? Yani çay kahve içilecek yer, restoran derseniz her yerde var. Bugün 100. yıl mahallemizin bizim İstanbul'dan farklı bir tarafı yok ki. Karabük'ümüzün içerisinde öyle. Kapalı caddemiz var. Yaşam alanlarımız 2 tane alışveriş merkezimiz var. Daha ne istiyorsunuz? Sizin ne istediğinizi ben bilmiyorum. Söyleyin onu da yapalım. Ama kusura bakmasınlar. Meyhane açamam. Pavyon da açamam. O zaman bir sonraki seçimi garantiledim başkan. Tam da seçmenin duymak isteyeceği şeyi söylemişsin. Meyhane, pavyon isteyen başka yere gitsin demişsin. Ki bu oy garantili bir açıklama. Sosyal yaşam alanından kasıt gençlerin isteği. Sanırım kültür merkezleri, konferans salonları, tiyatro salonları, sahneleri, konser salonları. Biraz nefes alabilecek bir ortam. Bu kadar. Ama geçer akçe değil, değil mi günümüz Türkiye'sinde bunlar? Yasakçı zihniyetle mücadele etmek için iktidara gelen bir partinin 21. yılında Türkiye yeni yasaklarla, yoksullukla ve yolsuzlukla çalkalanmakta. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim isteyenler seçmen küsebilir, sandığa bir daha sandığa gitmeyebilir diyor ve bu tehlikeye dikkat çekiyor. Genel merkezse suç bizde değildi, seçmen yeri gelince tekrar bize destek olacaktır diyor ve değişimi kabul etmiyor. İl kongreleri tek tek tamamlanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve birçok kongrede genel merkeze yakın isimler il başkanlıklarını kazanmakta. Ancak değişimden yana tavır koyan il başkanları da var. Değişimcilerin kazandığı kongreler de var. Önce Anadolu'yu bir özetleyelim. Sonra CHP'deki İstanbul yarışına bakacağız. CHP'de pek çok ilde kongre heyecanı ve gerilimi vardı. Manisa, Ankara, Eskişehir, Mersin, Malatya ve pek çok şehir. Ama diyorsanız ki Özgür, biz sana inanıyoruz, güveniyoruz. Geç takımın başına, ben bu takımı şampiyon yaparım arkadaşlar. Şampiyon yaparım. Özgür Özel Manisa İl Kongresi'ndeydi. Kongre oldukça hareketli başladı. Genel başkanlığa talip olan Özgür Özel ve İlhan Cihaner ön seçim tartışmasıyla karşı karşıya geldi. İki isim kürsüde karşılıklı atıştı. Parti iktidarı, hem değişimciler hem genel merkezciler mevcut tüzüğü uygulamıyor. Biz 2018'de bir tüzük değişikliği yapmaya çalıştık. Tüzük kurultayında kendi delegesine adet tuzak kurarak ön seçimi kaldırdılar. Özgür Bey'i saymıyoruz çünkü Özgür Bey o zaman parti içi iktidarı temsil eden, yer yer arabuluculuk yapan bir arkadaşımızdı. Biz ön seçim istiyoruz dediğinde Türkiye'de bir ilde yapılacaksa Manisa'da da yapılacak demişim. Hatta Türkiye'de bir yerde yapılıyorsa Özgür Özel kalkacak gidecek, orada ön seçime girecek demişim. Büyük bir samimiyetle söylüyorum ki yapılmayan ön seçimlerin bu kardeşiniz faili değildir, mağdurudur arkadaşlar. Ancak burada bir kasıt varsa o kastın bana ait olmadığını en iyi Sayın İlhan Cihaner bilmektedir. Yüzüne karşı söylüyorum. Manisa'da Özgür Özel'in adayı kazandı. Ferdi Zeyrek'le eski başkanı Semih Balaban yarıştı. Zeyrek 342 oy alarak 256 oy olan rakibine karşı ipi göğüsledi. Ankara İl Kongresi'nde genel merkezin desteklediği isim kazandı. Ümit Erkol kongrede yarışı önde tamamladı. Bir gün önce Kılıçdaroğlu doktrinini anlatacaksın. Bir gün sonra yenilikçi olacaksın. Yok böyle yanlar. Malatya'da Veli Ağbaba'nın desteklediği Barış Yıldız kazandı. 228 delegenin oyunu aldı. Rakibi Yunus Gök 109 oyda kaldı. Eskişehir'de Figen Kahya ve Talat Yalaz yarıştı. Kongrede il başkanlığına Talat Yalaz seçildi.
Ve İstanbul CHP'de değişimcilerin adayı Özgür Çelik. Genel merkezinde adayı belli oldu. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Can Polat'ın salı günü adaylığını açıklaması bekleniyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını sadece delegeler değil partiye üye olan herkes seçemez mi? Yunanistan'dan bir örnek vereceğiz. Yunanistan Ana Muhalefet Partisi yeni liderini belirledi ve yeni lider belirlenirken sandık kuruldu. Seçmen sandığa gitti. Ana Muhalefet Partisi'nin liderini kendi seçti. Birazdan Ege'nin karşı kıyısına uzanırız ama önce İstanbul'a bakalım. CHP'de İstanbul'u alan genel merkezi de alır mı? Şimdi bu soruya yanıt aranıyor. İkinci bir aday da var. Cemal Can Polat. Yabancısı olduğunuz bir isim değil. CHP İstanbul eski başkanı. Çarşamba günü adaylığını açıklayacak Cemal Can Polat ve genel merkezin haberi var vurgusuyla bugün sinyalini verdi. Peki değişimden yana mı, genel merkezden yana mı? İşte çarşamba günü onu da netleştirecek. CHP İstanbul İl Başkanlığı için Özgür Çelik 23 Eylül'de adaylığını açıklamıştı. İkinci aday da belli oldu. Cemal Can Polat, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteğiyle adaylığını açıklayacak. CHP kongrelerindeki çekişmeli durumun bir benzeri 8 Ekim'deki İstanbul Kongresi'nde yaşanacak. Bir yanda 27 ilçe başkanının desteğini arkasına aldığı söylenen değişimcilerin adayı Özgür Çelik, diğer tarafta Kılıçdaroğlu'nun desteğiyle aday olan Cemal Can Polat. Adaylık konusunda son birkaç gündür İstanbul'da yoğun bir trafik var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul'a gelerek bir takım görüşmeler yapmıştı. Özellikle aday çıkarıp çıkarmama konusunda tartışmalar yaşanıyordu. Son toplantıyla bu pürüz ortadan kalktı. Can Polat isminde karar kılındı. Adaylığı çarşamba günü açıklaması bekleniyor. Can Polat adaylığını çarşamba günü 18'de açıklayacak. Sosyal medya hesabı üzerinden adaylığını açıklayan Can Polat, kuruluşun 100. yılında 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığı'na adayım. Geçmişte başardık. İstanbul'da bu rejime hayır dedik. Yine başaracağız ifadelerini kullandı. Can Polat dışında adaylık için adı geçen Selçuk Sarıyer ve Mehmet Ali Yüksel'in ise aday olmayacağı konuşuluyor. Bu şekilde İstanbul'da iki adaylı bir seçime gidileceği öngörülüyor. Vallahi siyaset dünyası işte bildiğiniz gibi. Mesele memleket meselesi olsun diyenler, bir de tamam memleket meselesi zaten ama o koltuklar da önemli, hangi makamda oturduğum önemli diyenler de var. Pek fazla bir şey değişmiyor aslına bakarsanız. Türkiye 90'lardan beri aynı şeyi yaşıyor. Kürt siyasi hareketinin kurduğu partiler Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılıyor. Hemen yerine bir yenisi açılıyor. Tabela değiştiriliyor. Farklı bir isimle yola devam ediyorlar. DEHAP, HADEP, HDP ve şimdi sırada DHP var. Yeşil Sol Parti'nin yeni adı belli oldu efendim. Parti yeni ismini Demokratik Halklar Partisi olarak belirledi. Yani DHP. HDP değil, DHP. Tabii aslında trajikomik, bu durum kara mizah konusu da olabilir. Alfabede bir tek şöyle bir kombinasyon kaldı. PHD. O da eksik. HDP vardı, şimdi seçmen daha kolay bulup oy verebilsin diye herhalde DHP yaptılar ama itiraz edenler de var. Bu DHP, DYP'yi çağrıştırıyor diyenler de var. Her neyse, Yeşil Sol Parti'nin ismi artık Demokratik Halklar Partisi. Anayasa Mahkemesi'nin HDP ile ilgili kapatma davasında bir karar vermesi bekleniyor yerel seçimlerden belki önce. İYİ Parti ile devam edelim. İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu bir kez daha seçimlere kendi adaylarımızla gideceğiz dedi. Bunu herhalde artık seçmen anlamıştır. Kendi adaylarımızla milletin karşısına çıkma sorumluluğumuz milletimizi aslında yeni bir umuda taşımak içindir diyor Kürşat Zorlu. Önce bir dinleyelim. Bir partinin kendi adaylarıyla bir yarışa girmesi, bunun heyecanını, bunun kendisine bir motivasyon sağlayarak yeni gelecek bir yeni heyecan alanı yaratma çabası yadırganır hale geldi. İYİ Parti'ye belli bir yön çizmeye çalışıyorlar. Biz buna kesinlikle karşıyız. Ve bizim kendi adaylarımızla bu seçimde milletimizin karşısına çıkma sorumluluğumuz, bugün gelinen bu siyasi sıkışmışlığın, alternatifsizliğin yeni bir yolculukla milletimizin aslında yeni bir umuda taşınması amacını taşımaktadır. Ümit Özdağ ile İzmir'e gerçekten iyi gelecek. Özgürlükler, yaşam koşulları ve bir tarafta da hizmet. İzmir'e işte ikisini de getirecek yegane isim Ümit Özdağ ile İYİ Parti olacaktır. İzmir adayı belli. İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul'da aday açıklayacak mı?
Henüz belli değil o isimler ama konuşulan isimler var ve İYİ Parti lideri Meral Akşener de yorgun düştü. Seçim öncesi, sonrası, seçim sırasında yaşananlar belli ki bünyesini zayıflattı. Viral enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve Akşener'in rahatsızlığı sebebiyle programları da ertelendi. Kendisine geçmiş olsun diyelim. Günaydın. Günaydın. Viral enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİ Parti lideri Akşener taburcu oldu. Tüm programları ertelenen Akşener'e Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan geçmiş olsun mesajı geldi. Ülkemizde çok yaygın olduğu belirtilen viral bir enfeksiyon teşhisiyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ateş, kusma, ağrı ve halsizlik şikayetiyle Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok... İYİ Parti sözcüsü Kürşat Sorlu, Akşener'e viral enfeksiyon teşhisi konulduğunu ve hastanedeki muayenenin ardından taburcu olduğunu açıkladı. Genel Başkanımız hastanedeki tespit ve tetkiklerin ardından, muayenenin ardından bugün evinde istirahate geçti. İnşallah birkaç gün içerisinde tekrar çalışmalarına başlayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Akşener'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Teşekkür ederim. Su içerken dikkatli olun. Sağ olun. Çelik çok teşekkür ederim. Akşener'in salı günü Eskişehir'e giderek partisinin Eskişehir ve Odunpazarı belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyordu. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu Akşener'in rahatsızlığı nedeniyle bugün yapılması planlanan Başkanlık Divanı toplantısı ve Eskişehir programının ertelendiğini duyurdu. Başkanlık Divanı toplantısı ve yarın Eskişehir'de düzenleyeceğimiz teşkilat buluşmamızı iptal etmiştik ama ilerleyen bir tarihte belki önümüzdeki günlerde Eskişehir ziyaretimizle birlikte Genel Başkanımızın planı içerisinde yer alan diğer illere de ziyaretleri devam edecek. Allah razı olsun. Allah razı olsun.